Hocam kolay gelsin. Kendi sahamızda bir maçımız var. Bir sizden değerlendirme, genel değerlendirme yapmanızı istiyoruz. Evet. Ligin üçüncü haftasındayız. İlk iki haftayı, ilk hafta içeride Kastamonu Belediyesi ile oynamıştık. Dev bir takım. Bu sezon Süper Lig'in en iyi takımı bana göre. İkinci maçımızda Mardin deplasmanıydı. Mardin'de çok iyi karşılandık. Özellikle Mardin valisine çok teşekkür ediyorum buradan. Ve sonucunda üçüncü maçımız ve içerideyiz. Üsküdar Belediyesi'ni misafir edeceğiz kendilerini. Bunu hep dile getiriyorum. Biz bu takımla Süper Lig'de 3 gömlek büyük bize. Yani biz bu çocukların kategorisinde, yani bu ligin kategorisinde değiliz. Şu anda mevkilerimize baktığımız zaman özellikle kale, pivot, sağ oyun kurucu, sol oyun kurucunun olmadığından dolayı başa baş mücadele bile yok. Sadece sahaya çıkıyoruz. Ve çocuklar, bu yaş grubundaki çocuklarımızın mümkün oldukça spor yaptırmaya çalışıyoruz. Ha, gelecekte bu yaşta peki bu kategoride tecrübe mi? Bana göre yaş farkının olmasından dolayı tecrübe de çok bu noktada aldıklarını düşünmüyorum. Ha, sahaya kendilerine özgüvenleri geliyor. Sahaya çıkıyorlar, o konuda tamam. Bu şekilde gidişatın kötü gitmesi, özellikle tamam kendi sporcularımızın yetişiyor gelecek için ama her maçta 40 tane sayı gol yemek sporcuları demoralize ediyor, beni demoralize ediyor. Gittikçe yani demoralize oldukça pozitif değil, negatif ortaya çıkıyor. Hani yolun sonu nerede, ne olacak diye negatif düşünmeye başlıyorsunuz ister istemez. Çağrım şu, evet halkımız maçımıza gelecek, destek veriyorlar. Ben çünkü ilk maçta bir gördüm, gene tribünler doldu, handbolu seviyorlar. Halkımızın gene de gelip destekleyeceklerini de biliyorum. Belki maçı kaybedecek halde olmamıza rağmen. Ama ben pazarın yaklaşık 7 yıldır burada takımın ilk kuran, handbolu ilk getiren hocalardan olduğum için buranın potansiyelini az çok biliyorum. Sadece o potansiyelin lütfen handbola dönmesini istiyorum tekrar ve onlardan destek bekliyorum. Çünkü pazarın çok güçlü iş adamları var. O güçlü iş adamlarının handbola destek, özellikle bayan spora destek vermeli, kadın spora destek vermelerini istiyorum. Yani şimdi benim gözlemlediğim şey şu. Mesela futbola hemen organize olabiliyorlar ve bir anda futbolu ayağa kaldırabiliyorlar. Eğer kötü gidişat varsa aynı şekilde iş adamlarından, pazarlı iş adamlarından handbolu ayağa kaldırsınlar. Emeklerim yazık olmasın. Buna üzülüyorum. Çünkü ben de demoralize olmaya başladım artık bu üçüncü hafta ki bu 16 maç sonrasında zaten playofflar oynanacak ve ilk 8 playoff'a çıkacak ve biz 9. takım olarak playoff'a çıkamamış olacağız. Ara devrede de transferler var, yani kiralık dönemi başlayacak. Kiralık döneminde şöyle 4 tane sağlam sporcu alınırsa, yani siz en az 4 tane, evet ben en az 4 tane diyorum, mücadelenin denkleşmesi için 4 tane sporcu alabilirsek belki mücadelede denkleşiriz ama puan alabilir miyiz? Puan yine de zor bir durum. Çünkü bu ligde en iyi olanlar Süper Lig'de kaldı. Parası ve gücü olanlar bu ligde kaldı. Parası ve gücü olmayanlar da alt liglere indiler. Biz ise alt liglerde kalmadık. Üst ligde devam ettik ve gücümüz eksildi. Ve bu noktada da inanılmaz İlk kez böyle bir şey yaşıyorum. Çok gerçekten moral noktasından çok demoralizeyim. Dediğim gibi halkımız yine maçımıza gelirse motivasyonumuzla sahaya çıkacağız. Gelsinler, handbolu izlesinler. En azından rakip takımın handbolu nasıl hazırlanıyor ve bizler neresindeyiz onları görsünler. Gelirlerse
çok mutlu olacağım. Teşekkür ederim. Yani çok mucize beklemesinler bize diyorsunuz. Yok, hayır, hayır. En azından bir 4 sporcuya da ihtiyacım var diyorsunuz. Evet. Bir de Rize'yi temsil eden tek takımız değil mi? Tabii ki. Yani evet, ondan evet. da yani ardından... bir destek istiyoruz yani. Biz artık Rize adına, pazar adına değil de yani Rize adına bir mücadele verilmesi lazım. Transferler yapılması lazım diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, kesinlikle. Ardeşen GSK'nın ilk kurucu hocasıyım ben orada. İlk yıllarda orada kurduğum zaman bölgesellikle başlamıştık. Sonrasında işte güçlendikçe oyuncu transferi olmuştu ve inanılmaz Avrupa'da ses getirmişti Ardeşen GSK. Sonrasında da tabii ki orada da gücün eksildiğinden bir baktık Rize'de bir kulübün kapanması, bir başka bir kulüp var ve ayakta durmaya çalışıyor. Bu da Pazarspor. Rize'nin tek temsil eden, yani şu anda baktığınız zaman Türkiye liglerinde kadın sporda sadece handbolda var ve tek temsil eden de Pazarspor. O yüzden bu nedenle biraz daha önceliğimizin olması gerektiğini düşünüyorum ve desteklerini bekliyorum. Özellikle bir kez daha şunu söyleyeceğim. Ben Mardin'e gittiğim zaman belki iş adamları değildi, bilmiyorum tabii o kadar içeriğini, ama Mardin valisinin çok büyük bir çalışmasını gördüm. Eşormanının reklamına kadar ilgilenip o takımı Süper Lig'de en iyi yerde tutmaya çalıştı. Rize valisine özellikle çağrım var. Lütfen ne olur en azından bizi çağır, yanına gidelim, derdimizi anlatalım ve sonucunda da belki desteklerini esirgemeyecek diye düşünüyorum. Spor adına Rize'de güzellikler devam edecek diye düşünüyorum. Çünkü kadınlar sporda olurlarsa güzellikler orada var. Kadınları salonlardan çekmeyelim bence. Çok teşekkür ederim hocam. Başarılar dileriz. Çok İnşallah yarın da hep halkımızla beraber sizin arkanızda İnşallah. Olacağız. Gençlerimize ve size destek vereceğiz. Başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.